Kozmik Radyo'dan yeni bir programla yeniden karşınızdayız. Reha Ören, Ülkü Aytmekçi ikilisi. Sen söylemeyeceksin. Teşekkür ederim. Bir türlü. İkilisi yine Kozmik Oda'da kozmik konulara değinmek üzere huzurunuzdayız. Evet, Kozmik Oda'da bugün neler var? İsimler üzerinde durduk. İsimlerle devam ediyor muyuz? Yok. Yeni bir şeye mi geçeceğiz? Yeni bir konuya geçelim. İsimler yeter o kadar. Artık millet düşünsün. Dün de söyledik ya, bizler bu kadar. Siz bir isim kendiniz düşünün. Bizim bütün yaptığımız küçük parçaları gözleriniz önünüze serip büyük resmi görmenizi sağlamak. Bu arada gazete haberlerine gireceğimizi söyledim. Belli bir konuda mı gireceğiz? Genel anlamda haberlerden mi bahsedeceğiz? Yok. Şimdi 7 Ocak 2021 tarihinde bazı gazetelerin hiç yer vermediği, Cumhuriyet Gazetesi'nin yer verdiği, bizim de bunu muhtelif kadarıyla paylaştığımız bir haber var. Ya birkaç gün önceden bahsediyorsun. 7 Ocak 2021'den bahsediyorum. Bu kadar ne hikmetse dikkatlerden kaçtı ya da kaçırıldı. Covid aslında gündeme gelmedi. Aslında gündem aşıyla o kadar haşır neşir ki şu anda. Aşıyla yatıp aşıyla kalkıyoruz. Bu arada da bazı şeyler olup bitiyor, insanlar fark etmiyor. İşte bizim özelimiz o zaten. Şimdi bu haber dinleyicilerin kafasında ne yaratır, ne yaratmaz, biraz hangi etkiyi yaratır onu ben bilemeyeceğim ama benim niyetim tamamıyla duyurmak. Haber şu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Emniyet Genel Müdürü ve MİT'e silah devri yetkisi. Mevcut bir yasa vardı. Bu yasada bir değişiklik yapmışlar. Bu taşınır mal yönetmeliği olarak değiştirilmiş. Şimdi şu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT taşınır mallarını herhangi bir şarta bağlı olmadan birbirine devredebilecek. Bu da bir iş yok. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve taşıtların terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketleri gerekçesiyle Milli Savunma Bakanı onayıyla Emniyet ve MİT'e devredilmesinin önüne açıldı. Haber devam ediyor. Ben tamamını okumak istemiyorum. Böylece değişikliği ayrıca yönetmelikteki taşınır mal ve işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar maddesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca uluslararası anlaşmalara dayanılarak dost veya müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikli kurum ve kuruluşlara, dikkat edin, dost ve müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikli kurum ve kuruluşlara, falanca ülkemizin müttefikimiz, falanca iş adamı da müttefikimizin adamı. Devam ediyor. Mal ve hizmetin yardım olarak verilmesi maksadıyla tedarik edilecek taşınırlar bende eklendi. Böylece uluslararası anlaşmalara dayanılarak dost ve müttefik, tırnak bir apostrofi içine alıyorum, dost ve müttefik soru işareti kafanızda, ülkelere taşınır mal işlem belgesi olmaksızın taşınır malların sevkiyatı yapılabilecek. Yurt dışına görev, intikal gibi nedenlerle giden hava araçları ve yer destek cihazlarının almış oldukları akaryakıtlar da taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar arasına eklendi. Şimdi soruyorum, ne demektir? Yani uluslararası bir anlaşma varsa zaten işin içinde, Türkiye'nin hayrına değil demektir. Özetle. Şimdi bakın. Seversiniz, sevmezsiniz ama Karl Marx'ın çok doğru bir lafı var. Der ki her şey görünür gibi olsaydı bilime gerek olmazdı. Şimdi ben bu haberi okuduğum zaman kafamda bir takım çağrışımlar oluştu. Bir takım olmayan hafızamdan bir takım silinmiş bilgiler gelmeye başladı. Şimdi bu bilgileri sizinle paylaşacağım. Neyin ne olduğuna gene ben değil, sizler karar vereceksiniz. Nereden başlayalım dersek, şuradan başlayalım mesela. Bu kaynağı da size göstereceğim. Çok önemli bir kaynaktır bu. Herkesin mutlak surette okuması gereken temel başucu kitaplarının biri olması lazım bunun bence. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim ben size. Hani şu diyorlar ya işte Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti kararları, Wilson prensipleri falan filan diyorlar. Bir kere buna dikkat edin.
cemiyeti, milletler cemiyeti kararları, Wilson prensipleri, bunların tarihini biliyorsunuz hemen hemen 1916-18'li yıllara dayanır. Şimdi bunları da hafızanızı bir kenara nakşedin ve bugünkü olaylarla birleştirin. Şimdi bakalım ne diyor? ABD Başkanı Woodrow Wilson 8 Ocak 1918 tarihinde büyük devletleri olduğu kadar küçük devletlere de karşılıklı, dikkat edin, bağımsız ve toprak bütünlüğü güvencesi vermek üzere bir milletler cemiyeti kurulmasını istedi. Yani Birleşmiş Milletler ya da milletler cemiyetlerinin kuruluş amacı neymiş? Büyük devletleri olduğu kadar küçük devletlere de karşılıklı bağımsız ve toprak bütünlüğü güvencesi vermek. Şimdi anladınız mı? Bölücü şeyler nereden çıkıyor, nereden kaynaklanıyor, ben toprak isterim, ben bu topraklarda yaşıyorum, bu benim hakkımdır meselesi nereden çıkıyor? Bu çok masum gördüğümüz Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlarının temeli. Temeli. Wilson prensipleri bu. Bu da onun az önce okuduğun gazete haberi de zaten bunun uzantısı niteliğinde ama işte burada onu. Sadece silah devri var. O işin içinde gelecek, topraktan gelecek, sonra gelecek, işin içine silah girdi. Öyle de gelecek. Bu amaçla hazırlanan tasarı Barış Hazırlık Konferansı. Adı neymiş? Barış Hazırlık Konferansı. Hep barıştan gidiyoruz zaten. Demokrasi, barış, adalet, hak, hukuk. Tarafından 28 Nisan 1919'da oy birliğiyle kabul edildi ve ilk 26 maddesi 28 Haziran 1919'da imzalanan Versailles Barış Anlaşması'nın başına konuldu. Versailles'e geçiyoruz. Versailles Barış Anlaşması. Barış Anlaşması. Böylece Versailles Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Ocak 1920 Milletler Cemiyeti'nin de kuruluş günü oldu. Kurucular 24 devlet. Cemiyetin merkezi Cenevre, ilk kere sekreteri Sir James Eric Drummond. Daha sonra bunu anlatıyor. Şimdi 19'da kuruluyor. 10 Ağustos 1920'de Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Sevir Barış Anlaşması'nın ilk babını oluşturdu. Yani Sevr'i Türkiye'de yapmak için ne yapıyorlar? Önce uluslararası cemiyet kuruyorlar. Kurucusu kim? Amerika. Hemen hatırlamanızı isterim. Lozan'ı kabul etmeyen tek ülke kim? Gene Amerika. Bakın, biraz önce söylediğim gibi küçük parçaları size veriyorum. Büyük resmi ya da puzzle mı dersiniz, ne derseniz deyin. Büyük resmi siz bir araya getirmeye çalıştım. Artık o kadar da siz yapın yani. Şimdi... Evet, devam ediyoruz. Şimdi bakın size yine bazı maddeler okuyacağım. O birileri hani fetvalar vermişlerdi, işte Yunan ordusu Allah'ın ordusudur demişlerdi, Kuvayi Milliyecilere asi bunlar, Allah'ın düşmanı bunlar demişlerdi, katilleri vacip demişlerdi. Şimdi bakın şöyle bir anlaşma, Sevir Anlaşması, Birleşmiş Milletler Cemiyeti kuruldu, arkasında Sevir gündeme getiriliyor. İstanbul Marmara Denizi, Gelibolu, bugünü de düşünün lütfen, bunları ben size söylerken, bugün o bölgelerde neler oluyor? Onları da bir düşünmeniz gerekir. İstanbul, Marmara Denizi, Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada, Enez, Midye hattına kadar Trakya, Sakarya nehrine kadar da Kocaeli bölgesi Rusya'ya bırakılıyor. Bugünkü Türkiye'yi bir düşünün. Bu saydığım noktaları da bir hafızanıza getirin. Ve kalkınma ajansları, eyaletler sistemi, Türkiye Federasyon Sistemi temelinin nerede yaptığını düşün. Devam ediyorum. İtalya'nın, bakın çok dikkat edin. İtalya'nın Almanya'ya savaş ilan etmesini sağlamak amacıyla, hani neymiş? İtalya'nın Almanya'ya savaş ilan etmesini sağlamak amacıyla da 25 Nisan 1915'ten beri Londra'da imzalanan gizli anlaşma ile Antalya ve çevresi İtalya'ya veriliyor. Ederiz. Bunlar hiçbir şey tesadüf değil derler ya. Evet, hiçbir şey tesadüf değil. 26 Nisan 1916 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'nın adıyla anılan Sykes-Picot Anlaşması ile İngiltere ile Fransa Osmanlı topraklarını zaten paylaşmışlardı. Bu da çok önemli bir anlaşma. 1916 Sykes-Picot Anlaşması. İngiltere ile Fransa'nın Osmanlı'yı paylaşım anlaşması. Şimdi devam ediyorum. Yani Kurtuluş Savaşı ile o anlaşma iptal olmadı mı? Savaşı niye verdik? Bu anlaşma yüzünden yaptık. Yine bu anlaşmalara göre ama bakın. Kurtuluş Savaşı'nı yaptık da şimdi tekrar geriye dönüyoruz. Dikkat edin, İtalyanlar, Fransızlar, şimdi devam ediyoruz tekrar. Ayrıca bu anlaşmalara göre
İngiltere Bağdat'tan Basra'ya kadar Güneydoğu Mezopotamya'ya Akka ve Hayfa limanlarına sahip oluyordu. Rusya bu anlaşmayla Erzurum, Trabzon, Bitlis, Muş, Siirt bölgesinin kendisine bırakılması koşulu onay vermişti. Sonraları bu anlaşmayı fark eden İtalya 17 Nisan 1917 imzalanan Sayın Jean Morin Rize Anlaşması'yla Antalya, Aydın ve Konya'nın büyük bir bölümüyle İzmir'e sahip olmuş oluyordu. Ayrıca bu anlaşmaya göre Fransa ve İngiltere'nin nüfuz alanındaki topraklar üzerinde bir Arap Devletleri Federasyonu kurulacaktı. İki, İskenderun uluslararası serbest liman olacaktı. Dikkat edin. İskenderun uluslararası serbest liman olacaktı. Bugün kurulan Kürdistan, Suriye'de İran'daki Kürdistan ne diyor? Denize ihtiyacım var diye. Hangi denizi kullanacak? Akdeniz'i kullanacak. Hangi limanı kullanacak? İskenderun. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet, gene devam ediyoruz. İyi dinleyin. Okuyun demiyorum artık, Kürdistan'ı öğretti bana. Dinleyin diyoruz, onu öğrendik yani. Doğuda Ermenistan ve Kürdistan devletleri kuruluyordu. Ermenistan'ın sınırlarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson belirleyecekti. Şimdi anladınız mı küçük devletlere niye bağımsızlık ve toprak hakkı verilir diyor. Ne diyor? Birleşik Devletler Anlaşması diyor. Neymiş? Kürdistan ve Ermenistan'ın sınırlarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson belirleyecekti. Ayrıca Mondros Ateşkesi'nin işgal ile ilgili 7. maddesi de aynen seviyede girmişti. İngiliz ve Fransızlar istedikleri zaman istedikleri yerleri işgal edebileceklerdi. Şimdi 5 Ocağı kutlayanlar böyle kurtuluş murtuluş diyeyim havayı bir şey patlatanlar anladınız mı bu Fransızların buraya gelmesi, önce İngilizlerin sonra Fransızların gelmesinin sebebi nedir? Hangi anlaşmalardır? Yine o masum uluslararası barış anlaşmaları. En oraya gidiyor. Devam ediyoruz. Olsun. Tevfik Paşa'nın dediği gibi devlet olmasa da, dikkat edin, devlet olmasa da padişahın kendisi vardı ya sorun yoktu. Şimdi böyle törmek mi diyorlar, ne diyorlar? Beyninizde bir gidin bir gelin, bir gidin bir gelin. Benim bugün yapmak istediğim bu. Bir geçmişe gidin, bir bugüne gidin. Olsun. Tevfik Paşa diyor bunu. Yani bu anlaşmayı imzalayan paşa. Devlet olmasa da padişahın kendisi vardı ya sorun yoktu. Anlaşma imzalanmalıydı. Vahdettin derhal 20 Temmuz 1920 günü sarayda saltanat divanı topladı. Divan hükümet üyeleriyle birlikte ülkenin asker, sivil, din adamı gibi 60 civarında tanınmış üst düzeydeki etkin kişilerinden oluşuyordu. Bu üst düzeydeki etkin kişiler bugün ne deniyor? Akil. Anlatabiliyor muyum? Vahdettin Başkanı'nda barış koşulları görüşüldü. Damat Ferit Paşa bu anlaşmanın aynen kabul için büyük bir çaba harcadı. Ona göre koşullar ağırdı ama olsun, İstanbul bize bırakılmıştı. İstanbul. Tarihçi terör mü ediyor diyorsun? Ben demiyorum, siz diyorsunuz. Ben sadece size neyin niye olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi evet, gene bu anlaşmalarda... Kısaca aslında sayın izleyenler ve dinleyenler, aslında Reha Ören kısaca diyor ki, geçmişinizi iyi öğrenin, bugünü de iyi okuyun ki tarihin tekerrür ettiğini tanıklık edebilin. Bak ben ne kadar güzel. Güzel bir şeyler diyorsun. Çok güzel, çok güzel. Şimdi, evet gene madde 22'nin 2-3. bende. Önceden Osmanlı Devleti'ne bağlı bulunmuş olan bazı topluluklar öyle bir ilerlemeye kavuşmuşlardır ki kendilerini başlı başına harekete muktedir olacakları zamana kadar, yani bunlar diyor o kadar ilerlediler mi diyor, bir takım şeyler öğrendiler diyor. Niye öğrendiler diyor, çünkü 1836'dan beri daha önce bahsetmiştim, millet okulları kuruyorlar, azınlık politikaları izliyorlar, işte sen de devlet olabilirsin diyorlar. Bir takım 500 yıl, 600 yıldan beri dostluk barış içinde yaşayan bir toplumu içerisine bazı şeyler kışkırtıyorlar. İşte sen Çerkezsin, sen Amazansın, sen Kürtsün, sen Arapsın, sen bilmemesin diyorlar. Yani etnisiteyi arttırıyorlar, lokal milliyetçiliği arttırıyorlar. Ve bakın ne diyorlar, şimdi ifadeye dikkat edin. Resmi anlaşma bu. Önceden Osmanlı Devleti'ne bağlı bulunmuş olan bazı topluluklar öyle bir ilerlemeye kavuşmuşlardır ki kendilerini başlı başına harekete muktedir olacakları zamana kadar, tamam diyor, sen çok büyük ilerleme kaydettin ama dur bakalım diyor, sen daha kendi kendini yönetemezsin diyor. Ne yapacak? Zamana kadar bir mandaterin öğütlerinin,
dikkat edin. Bir mandaterin öğütlerini ve yardımlarının yönetim bakımından öncülük etmesi koşuluyla geleceğin milletleri halinde varlıkları geçici olarak onaylanabilir. Dikkat edin. Hani ben hep derim ya, şeytan azette gizlidir diye. Satır aralarında gizlidir gerçekler. Bak ne diyor. Bunlar diyor çok fazla ilerleme kaydettiler ama kendi kendilerini yönetemezler. Onun için bir mandatere ihtiyaç vardır. Asıl şifre şurada. Bakın ne diyor. Geleceğin milletleri halinde. Yani diyor ki sen millet falan değilsin. Ben seni millet yapacağım. Senden bir ulus yaratacağım ben. Ama diyor o zamana kadar da beni dinleyeceksin. Bana itaat edeceksin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Devam ediyorum. Bu iş nereye kadar gidiyor biliyor musun? Mezarlıklara kadar gidiyor. Mezarlık? Evet. Okuyacağım, okuyacağım. Evet. Şimdi bakın. Üçüncü bab, siyasal konular. Madde 36, birinci kısım İstanbul. Madde 36, ikinci paragraf. Bununla beraber Osmanlı hükümeti bu anlaşma ile bunu tamamlayan ek anlaşmalar ve sözleşmeler hükümlerine, özellikle ırk, din ve dil azınlıklarının haklarına sadıkane bir biçimde uymakta bir kusur işlediği takdirde, yani işte 1915 falan filan oluyor ya, işte tehcirolar, Ermeni isyanları, katliamlar falan filan, isyanlar, şunlar bunlar. Eğer diyor azınlıkların haklarına sadıkane bir biçimde uymakta kusur işlediği takdirde müttefik devletler bu yükümlülüğü değiştirmek hakkında açıkça saklı tutarlar. Osmanlı hükümeti de müttefik kuvvetlerin vereceği bu konuda alınacak olan bütün kararları şimdiden uymayı hükümlenir. Yani diyor ki kardeşim ileride var. Kardeşim diyor bu adam isyan etse dahi bu adam azınlıktır diyor. Wilson prensiplerine göre hakkı vardır diyor bu adamı diyor isyan etmeyi de, ama sen diyor bunu kabul edeceksin. Bunlarla ilgili yaptığını yapmayacaksın. Bunlarla isyan etmeye hakkı var. Şimdi yok. Şimdi anladınız mı? Boğazlayan kaymakamı diye. Bastırmayan yok. Tabi bastırmayan yok. Onun hakkı, o hak, onun insanı hakkı o. Sen bir şey yapamazsın. Şimdi anladınız mı? Boğazlayan kaymakamı niye asıldı? Kürt bilmem ne paşa ilan fermanını verdi, astı işte bu. Şimdi aynı anlaşmada ne var? Dikkatinizi çekelim. Kürdistan. Fırat'ın doğusunda gelirleri belirleyecek olan Ermenistan. Bakın. Ermenistan'a bakın. Fırat'ın doğusunda. Yani Anadolu'nun bağlı. Fırat'ın doğusunda belirlenecek olan Ermenistan. Kim belirliyordu Ermenistan'ı hatırladınız mı? Wilson. Güney sınırının güneyinde ve 20. maddenin 2. kısmının 2. ve 3. fıkralarının tamamlanmasına göre belirlenen, Türkiye, Suriye ve Irak'tan ayıran, ki o zaman daha Suriye ve Irak yok, sınır çizgisinin kuzeyinde bulunan Kürtlerin, yani o Bertut, Gertut, Bel çizmişti ya oldukları falan filan. Kuzeyinde bulunan Kürtlerin sayı bakımından üstün bulunduğu bölgenin yerel özelliği ne dedi? Yerel özellik. Yerel özellik. Şimdiki demokratlar ikinci cumhuriyetler ne diyor? Yerel özellik. Devam ediyoruz. Bu antlaşmanın yürürlüğe girmesinden başlayarak 6 ay içinde İstanbul'da toplanacak İngiltere, Fransa ve İtalya devletlerinden her birinin bir delegesinden kurulu olacak, komisyon tarafından hazırlanacaktır. Ankara yok, İstanbul var, payitaht. Dikkat edin. Birilerinin Ankara husumetinde olan kaynaklanıyor. İstanbul payitaht. İstanbul ayrı olarak. Devam ediyoruz. Bu plan, onlar da ayrı. Bunlar da ayrı haklara sahip olacaklar. Süryaniler, Keldaniler ve sözü geçen bölgenin içerisinde bulunan ömür soyundan gelen veya dinden gelen azınlıkların korunmalarına ilişkin kesin üstlenmeleri kapsayacak. Yani sadece Kürdistan, Ermenistan değil. Süryani bölgesi, Keldani bölgesi, otonomi devleti, özel bölgeler. Ve bu amaçla İngiltere, Fransa, İtalya, İran ve Kürt temsilcilerinin Kürt temsilcilerden kurulu bir komisyon yerlerinde incelemelerde bulunarak bu anlaşma gereğince Türkiye'yi İran'dan ayıran sınır çizgisinde gerekirse ne gibi düzeltmeler yapılması lazım geldiğini karar altına alacaktır. Kim veriyor bu kararı? Fakir adamlar. Evet. Madde 64.
Kürtler bu bölgede Kürtlerin çoğunluğu Türkiye'den ayrılarak bağımsız olmak arzu ettiğini kanıtlayarak Milletler Cemiyeti Konseyi'ne başvururlar. Ve konsey de ahaliyi bu bağımsızlığa layık görür. Layık görür. Ve onlara istiklal tanınmasını Türkiye'ye tavsiye eylerse, Türkiye bu tavsiyeye uymayı ve bu bölge üzerindeki tüm baklanan vazgeçmeyi şimdiden kabul eder. Bu vazgeçme yapılmış ya da yapılacak olursa, Kürdistan'ın şimdiye kadar Musul ilinde kalmış olan kısmında, buraya bir parantez açayım mı? Aç. Barzale ne diyor? Kürdistan bu şimdi, burası bile Kürdistan diyor. Türklerden başka da bu tür talepte bulunan olmadı henüz ama yani bu taleplere evet denmesi ileride Süryanilerin ya da işte başka azınlık gruplarının... Süryaniler mi zaten? Boşan gidip Süryani Kilisesi açıyoruz. Hayır. Daha onlar resmi olarak talepte bulunmadılar. Hani biz burayı istiyoruz, şurayı istiyoruz. Ermenistan bile tam olarak bir başvuru yapmadı diye biliyorum ben. Doğru biliyorum değil mi? Öyle bir istekleri var ama resmi başvuruları var mı onların? Kimin? Ermenistan için. Ha, var tabii. Parçayı görürsem var. Nasıl var? Ha, parçayı görürsem var. Resmi olarak var. Başvuru sadece Kürtler. Ermenistan bayrağındaki dağ ne dağıdır? Arda. Orada. Adam üçüncü maddesinde diyor ki bugünkü mevcut Ermenistan bizim doğal vatanımız değildir. Evet. Ya parçayı görürsem var. Evet, devam edeyim mi? Evet. Şimdi nereye gelecek? Hani birileri zaman zaman böyle ağzından kaçırıyor ya, iki tane CHP milletvekili ağzından kaçırdı. İzmir'e eyalet olmadı, canımdır. İzmir'i toparlamak için eyalet olsun, hatırlar mısınız? İzmir'e eyalet olsun bir de daha bilinmeyen de şey alalım, bir fon alabilirim falan filan. O uzun süre İzmir'i elinde tutmakla ilgili banklar başka yerde fazla bir varlık gösteremiyorlar ama o söylem şimdi bitti. Bitti mi? Şu anda yok. Öyle mi? Var mı? İzmir için isterler. Madde 69. Madde 69. İzmir kentiyle 66. madde yazın topraklar Osmanlı egemenliği altında kalacaktır. Böyle olmakla beraber Türkiye İzmir kentiyle sözü geçen toprak üzerindeki egemenlik haklarının yürütülmesini Yunan hükümetine devredecektir. Neymiş? Osmanlı'da kalacak ama İzmir'in egemenlik haklarının yürütülmesini resmen Yunan hükümetine devredilecektir. Bu egemenliğin işareti olmak üzere Osmanlı bayrağı sürekli olarak kent dışındaki bir kalede çekili kalacaktır. Kent dışındaki bir kalede Osmanlı bayrağı çekili kalacak. Ama İzmir Osmanlı olur. Bu kalenin hangisi olacağı da müttefik devletler tarafından belirlenecektir. Yunanistan hükümeti İzmir kenti ile 66. maddede yazılı topraklarda kamu düzenini ve genel güvenliği koruması için lazım gelen askeri kuvvetleri bulundurma hakkına sahip olacaktır. Şimdi Hülyanlık orada mı kaldı şimdi daha devam ediyor mu falan diye bal gibi ediliyor. Ege'deki 50 küsur adacılığın işgal nedir? Kilise kurulması nedir? Genelkurmay başkanı oralarda törenle katılması nedir? Karadak'taki 3 tane Yunan askerinin ruhlarını şahit etmek üzere Yunan Genelkurmay Başkanı'nın hava kolu helikopterle gidip çelenk atması nedir? Peki devam ediyor. Evet şimdi gelelim. Madde 69 Ermenistan. Ben sen dedin ya bitti bu işler falan filan diye. Bitti mi? Yani Asala bitti PKK başladı. Ve bakıyorsun bugün terör örgütlerinin kurmaylarının bir kısmı Ermeni kökenli. Demek ki bitmemiş. Hiçbir şey yok. Ama bize bittiğini zannettiriyorlar. Biz boşa mı anlattık? Dedik işte Arı grubunun başında kim var? Arı grubunun Türkiye, Yunanistan, Karadeniz, Yunanlaştırma politikası var. Buna paralel olarak işte dünyaya biz dinlere özgürüz, saygılıyız. Sümen Manastırı'nı açıyoruz. Dünyanın her tarafındakiler geliyorlar, orada ibadet ediyorlar. Mesela buradaki Lozan Anlaşması'na göre Patrik Karadeniz makamı yoktur. Fener Papazı vardır. Fener Papazı da kaymakamına bağlıdır. Öyle ekümenlik falan yoktur. Ekümen olduğu zaman bunun derhal Yunanistan'ın da Bulgaristan'a gitmesi gerekmektedir. Ama maalesef Cumhuriyet hükümetleri, tırnak içinde Cumhuriyet altı çizgili hükümetleri dinlemişeriz. Siz anlayın. Maalesef ona ekümenlik vermişlerdir.
Ve bu adam devlet protokolüne girmiştir. Devlet protokolünde karşılanmıştır falan filan. Ermenistan. Türkiye, Ermenistan'ı müttefik devletler gibi özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını bildirir. Madde 89. Osmanlı Devleti ile Ermenistan ve bir anlaşma yapan devletler, dikkat edin, Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis illerinde. Erzurum, Trabzon ve Van ve Bitlis illerinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hakemliğine bırakacak. Ve bunun vereceği kararı ve Ermenistan'ın denize çıkışına, İlla ki bir denize çıkış istiyorlar. Ve sözü geçen sınır bitişik Osmanlı topraklarının askerden arındırılmasına ilişkin olmak üzere düzenlenecek tüm hükümleri kabul etmeye kararlaştırmışlardır. Ermenistan hükümeti, madde 93. Ermenistan hükümeti, Ermenistan'da soy, dil ve din bakımından ahalinin çoğunluğu dışında bulunan oturanların çıkarlarını korumak için başlıca müttefik devletlerin lüzum görecekleri hükümleri ve aranan devletlerle yapılacak bir anlaşmayla bu hükümlerin korunmasını uygun görür ve kabul eder. Evet, devam ediyorum. Adalet. Madde 136. İyi dinleyin. Ve bugünü hatırlayın, bugüne bakın. Türkiye'de şimdi var olan adalete ilişkin kapitülasyonların yerine geçecek olan Adalet İyileştirme Projesi. Ni hazırlamak için Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japonya hükümetleri tarafından adanmış 4 üyeden oluşan bir komisyon oluşacaktır. Bu komisyon Osmanlı hükümetinin görüşü aldıktan sonra Karmaya'da birleştirilmiş bir adalet sistemi. Ne? Karmaya'da birleştirilmiş. Madde 137. Cezalar. 1 Ağustos 1914 tarihinde anlaşmanın yürürlüğe konulmasına kadar askeri ve siyasi eylemlerinden ya da müttefik devletler veya bu devletlerin uyruğuna herhangi bir yardımdan dolayı hiçbir şekilde incitilmeyecek. Hiçbir şekilde incitmeyeceğiz. Yani adam kalkacak, kilise, Amerikalı bir papaz gelecek buraya, misyonerlerden yardım isteyecek, kilise silah dağıtacak, silahla kalkışmaya da isyan teşvik edeceksin. Ama sen ne yapacaksın? Devletler veya bu devletlerin uyruğuna herhangi bir yardımdan dolayı hiçbir şekilde incitilmeyecek ve rahatsız edilmeyeceklerdir. Türkiye ahalisinden birine karşı bu konuda verilen herhangi bir hüküm ve karar tamamen kaldırılacak. Yani sen diyorsun ki kardeşim, falanca Ermeni işte Adana'da falanca adamı kesti. Şahitler, huzurlar, tarih vesayetler burada. Türkiye ahalisinden birisine karşı bu konuda verilen herhangi bir hüküm ve karar tamamen kaldırılacak ve hakkında yapılmasına başlanmış olan kovuşturmalara son verilecektir. Duyuyor musunuz? Özellik. Benim oğlum bina bu döne döne gene olur. Hep aynı şeyleri okuyoruz, söylüyoruz ama değişemiş yok. Halen daha birileri, hatta ulusalca geçinen birileri, demokrat geçinen halen de özellik diyor. Aslında özellik. Dil meselesi. Osmanlı gruplarından birinin gerek özel veya ticaret ilişkin hükümlerine, gerek mezhep, medya ve her türlü yayın işlerinde ve gerek toplantılarda herhangi bir dilin serbestçe kullanılmasına sınırlama konulmayacaktır. Yani Türkiye'de Türkçe konuşulmayacak. Adam mahkemeye gidecek, diyecek ki atıyorum ben bilmem neyim diyecek. Ben Türkçe anlamıyorum. Oldu, geldim, gördük bunu. Oldu zaten, yaşandı. Türkçe anlamıyorum, Türkçe bilmiyorum, bana tercüman getirin diyecek. Yani kendi ülkende, kendi dilin ikinci, üçüncü, dördüncü dil olduğunu düşünecek. Ve yarın da diyecek ki bunun bir adım ötesi, ben seni mahkemede kabul etmiyorum. Ben de çünkü bu da var. Halen daha var. Özellikle arkasında bu var. Eyaletler mahkemeleri, eyaletler sistemi. Şimdi uluslararası platformda bu anlaşmaların, okuduğum bu anlaşmaların devamını ister nitelikler elbette ki var. Hala Türkiye üzerindeki düşüncelerini den vazgeçmediler. Bu anlaşma ile kazandıklarını zannettikleri yerleri tekrar istiyorlar ama biz de çanak tutuyoruz zaten.
istemeleri için. Onu anlatıyoruz işte. Yani diyoruz ki ey millet gözünüzü Türkiye açın. Türkiye'nin arasında hiçbir fark yok. Ey gözünüzü açın diyoruz. Yani ben demokratım. Daha fazla demokrasi istiyorum. Sanırım şey yok sadece. İşgal yok. Topraklarımız üstünde değiller henüz. Onu da nasıl yapıyorlar? Geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz STK'ları nasıl kendi lehlerine çeviriyorlar? Nasıl içimizdeki ihanetçiler diye onları anlattık zaten. Şimdi aslında işgal etmemiş görünüyorlar da farklı bir şekilde içimize sızmayı başarıp onu daha önce bir sohbette üstü kapalı anlatmıştım ben size. Demiştim ki Fransızların atasözleri var. Fransa'yı işgal edebilirsin ama Fransızların ödemez. Ben de onun tersine çevirdim. Türkiye'yi işgal edemezsin ama Türklerin ödemezsin. Evet, mezarlıklar demiştik değil mi? Siz de böyle bakmıştınız mezarlıklara. Evet, mezarlıklar oraya gelmeni bekliyorum zaten. Madde 218. Osmanlı hükümeti bu anlaşmayla saptanan sınır içerisinde bulunan toprakların İngiltere, Fransa, İtalya hükümetlerinin kara ve deniz askerlerinden savaş meydanında ölenlerin ve yaralanma, hastalık, kaza gibi nedenlerden dolayı ölenlerin mezarlarının bulunduğu bölümleri ile bu askerlere özgü mezarlıklar yapması gereken arazinin de bu mezarlıklar ile anıtlara giden yolların mülkiyet hakkını tamamıyla adı geçen devletlere terk edecek. Beraber. Dirimizden vazgeçti. Ölümümüzü bile rahat bırakmayacaktı. Yunan hükümeti dahi egemenliği adına bulunan boğazlardaki adalı bölgesi hakkında aynı hükümü üstlenmeye söz verir. Bu anlaşma dolayısıyla madde 219. Bu anlaşma dolayısıyla 6 ay süreyle bu türlü mezarlıkların kendilerine devredilmesi lazım gerektiğini Osmanlı hükümetiyle Yunan hükümetine bildireceklerdir. Şimdi anladın mı? Birileri niye kalktılar da Alman Pozantı'daki Alman mezarını Alman şehitliği yaptılar. Perde arkasında gelen mantık neydi işte bu? Alman toprağı var. Hadi size bir şey daha hatırlatayım. Kaç kişi bilir? Şimdi orası Alman şehitliği olunca Alman toprağı mı oldu? Tabii. Mantık o. Mantık o da tasarruf olarak yani şu anda orası Almanya. Değil. Alman mezarlığı oldu. Kutsiyet izafe ettiği zaman oraya fırlatmış oluyor. Şimdi anladınız mı? 17 yıl falan önceydi değil mi? Neyse. Bu pazarlıklar yaptı. Bilen. Pazarlıklar da adam resmen yaptı ya. Evet. Hatta gitti bir tanesi 17 yıl yani. Şeye. Neydi şu? 35 kişinin pazarlığıyla. Alman Haçlı komutanı Frederick'in Weit mezarını yaptırmadı. Büyük komutan, büyük Alman komutanı var. 400 bin Türk'ü kesmiş Anadolu'da. Bunlar layık mezarını yaptırıyoruz. Üstelik Kültür Bakanı parasız yaptırmalar. Evet. Şimdi burada bir şey daha dikkatinizi çekmek isterim. Gerçi zaman doldu da biraz opsiyon kullanalım bugün. Şimdi anladınız mı? Asri mezarlıklar niye kuruldu? Ne zaman kuruldu? Asri mezarlıklar Mustafa Kemal tarafından kuruldu. Bunlara bir cevaptır. Çünkü Mustafa Kemal'in talimatı kurulan asli mezarlıklarda bütün dinlerin mensupları yatar. Bu asli mezarlıkların Ankara, İstanbul bir yerde var. Dördüncüsü de derhal Adana'da kurulmuştur. Asli mezarlığın en büyük özelliği budur. Şu mantık var Mustafa Kemal'de. Cumhuriyetle bütün insanları kaynaştırdık. Bu mezarlıklarla kaynaştırdık. Adana asli mezarlığına kaç kişinin dikkat edecekti bilmem ama gidin. Bir bölümde Yahudiler var, bir bölümde Ermeniler var, bir bölümde Rumlar var, bir bölümde Müslümanlar var. Evet, karışık orası. Asli mezarın özelliği. Şimdi Mustafa Kemal'in neyi, nasıl, nereden hesap ettiğini düşünebiliyor musunuz? Yani asli mezarlık, asli mezarlık diyorsunuz. Hiç merak ettiniz mi? Ya nedir bu asli mezarlık? İşte bu asli mezarlıktır. Evet, mezarlığı da anlattık değil mi? Evet, şimdi yabancılara toprak satış. Mustafa Kemal bunu yasaklamıştı biliyorsunuz. Sonra dirilere Menderes hükümetiyle ucum ucum başladılar. Demirel'le ayyuka çıkarttılar. Özal da zaten tavan yaptı. Şimdi zaten kalmadı. Toprak, bize toprak kalmadı neredeyse. Madde 240. Türkiye'den kendi çıkarlarına olarak bir toprak alan hükümetler. Bu topraklarda bulunan Osmanlı Devleti'ne veya Hazine-i Hassa'ya, Padişah Hazinesi'ne ait mallara ya da bunlar adına tapuda yazılı bulunan bütün mülklere bir para ödemeden sahip olacaklardır. Adam alacak,
Yani toprağını satın alır, üstelik vergi falan da vermeyecek. Vergiden muaf tutulacak. Peki şimdi ne oluyor? Yabancı iş adamları vergiden ne kadar muaf acaba? 200 kaç, 250 bin dolar mıdır? Hadi para verdiği zaman vatandaş oluyorsun. Gayrimenkul aldığın zaman. Madde 241. Gerek 1913 yılı Balkan Savaşları sonucunda ve gerek bu anlaşma ile çıkarlarına olarak Türkiye'den toprak alan devletler 1 Kasım 2014'te var olan Osmanlı Düğünü Ümumiyesi'nin yıllık hükümlerine katılacaklardır. Çıkarlarına olarak Türkiye'den toprak almış ya da alacak olan Balkan Yarımadası devletleriyle Asya'da yeniden kurulacak olan devletler. Neymiş? Devletler yeniden kurulacak. Asya'nın kastı ne? Orta Asya değil herhalde. Anadolu. Orta Asya'yı kastetmiyor herhalde. Türkistan'dan bahsetmiyorlar. Türkiye'den toprak almış ya da alacak olan Balkan Yarımadası devletleriyle Asya'da yeniden kurulan devletler yukarıda sözü geçen yıllık hükümlülüklerden hisselerine isabet eden kısmın ödenmesi için yeterli güvence verecekler. Kime verecek güvenceyi? İttifak kuvvetleri. Bana vermiyor. Evet. Şimdi birilerinin kahrolsun Lozan, yaşasın Sevir demelerinin mantığı bu. Sağdan soldan gerek din adı altında, şeriat adı altında, gerek demokratikleşme ya da ikinci cumhuriyetçilik adı altında, gerek pekiştirilmiş demokrasi, geliştirilmiş demokrasi adı altında bize yutturmak istedikleri lokma. Lozan'ı iptal edip Sevr'e dönmeyelim. Dikkat ederseniz. Şimdi bunu da çok iyi anlamaları lazım. Lozan nedir, Sevr nedir? Şimdi bangır bangır madde madde Sevr'i okudum. O zaman şimdi, sonra da Lozan'ı mı okuyacak? Şimdi şu var yani. Gerçi Lozan'ı okumaya da gerek yok. Atatürk'ün neye yasak koyduğunu, toprağı neden satmak istemediğini, asri mezarları falan şimdi zaten anlattım. Biz Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimizde Atatürk zaten bütün bu Sevr'in yanlış taraflarını almış bir kenara atmış. Ama biz de tabii Atatürk'ü bir kenara atarak aynı yanlışları tekrar yapmaya başlıyoruz. Yanlış değil, kasıt. Kasıtlı. Yanlış başka bir şey, yanlış yaparsın. Kasıt. En tehlikeli boyutu da vatan topraklarını paşa, satılıyor. Paşa diyor ya, gaflet, dalalet hatta ihanet içinde bulunabilirler diyor. Gaflet uyku hali. Dalalet yol ayrımı. Hatta ihanet. Yani bu kadar yıldan sonra Cumhuriyet'i kurdu, hal işte 100. yıl, 99. 100. yıl oldu. 100 yıldan sonra halen de sen gaflet olman mümkün değil. Dalalet de olman da mümkün değil. Safını belirlemen lazım. O zaman ne kalıyor geriye? İhanet. Bitti. Bütün mesele bu. Şimdi lütfen gelişen olayları sağcı, solcu, AK Parti, B Parti, C Parti, Z Parti değil. Gelişen olaylara bu açılardan bakınız. Özellik, demokrasi, yerel yönetimlere özellik. Ya kardeşim, bunu kendine ulusalcı diyen de özellikten bahsediyor. Ben Kürdistan'ı koruyacağım diyen de aynı özellikten bahsediyor. İşte bütün mesele bu. Ve buna karşı çıkan Mustafa Kemal kuvvetlerine ne demişlerdi? Yunan ordusu Allah'ın askeridir, eşkıyaların katli vaciptir demişti. Evet, ulus devlet olmanın önemini lütfen iyi kavrayın. Ulus devletten, özellikle geçersek ulus devletten vazgeçip parçalanmış bir ülke olmanın içine gireriz ki bu da zaten işgal kuvvetlerinin geçmişte işgal kuvvetlerinde hala işgal kuvvetleri. Üstelik Türkiye üzerine çok büyük şeyleri var. Tasarruf düşünüyorlar. Ulus millet olmanın ne olduğunu anlasınlar. Şimdi bakın bu kitabı böyle tersten gözüküyor teknoloji. Kitabın adı Mondora Ser Modanya Lozan. Cevat Odyakmaz Bey hazırlamış. Bu kitabı... Yorumda yok bu kitapta gördüğüm kadarıyla. Pek yok evet. Bu evet. Kitabı lütfen okuyun. Ondan sonra bülten hazırlatın danışmanınıza işte Lozan'dı, Mozan'dı, Sevir'di, Mevir'di, demokratikleşmeydi, özgürleşmekti falan filan diye. Ondan sonra bunlara karar verin. Durup dururken öyle demokratikleşme, daha fazla özgürlük yok, özellik falan filan geçin bu hikayeleri. Bunlar, ben çok affedersiniz özür dileyerek söylüyorum, bunlar bizim etrafımızdaki it tuzakları, başka hiçbir şey değil.
Teşekkürler. Evet ve başucu kitabınızdan asla vazgeçmeyin, Nutuk'tan. Evet, Kozmik Oda yayını bugün de sona erdi. Teşekkür ederiz. Bu haftayı kapadık. Haftaya yepyeni konularla Kozmik Oda'yı açmak üzere karşınızda olacağız. Canlı yayınımız bugün Kozmik Oda'yla bitti ama saat 2'de değerli bir konuğumuz var. Bağbali programında Ercan Atalay, Doktor Ercan Atalay, travmatoloji uzmanı kendisi. Aynı zamanda İYİ Parti'de siyaset yapıyor şimdi. Onun da hayata dair, siyasete dair, spor ve sağlığa dair konular paylaşacağız. Saat 2'de yeniden bizlerle birlikte olun diyoruz ve şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın ama Kozmik Radyo'da kalın. Çünkü Türkçe müziğin en iyilerini çalmaya devam ediyoruz.